arkadaşlar, ben Sibel. Bugün sizinle birlikte tabii ki de Toka Life'a devam ediyoruz. Hem de korkunç bir Toka Life olacak çünkü ürkütücü paket satın aldım. Eğer like'ınızı attıysanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız, bu arada kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olanları şeker yiyormuş. Öpüyormuş yani. Bir de bu videoya like'ınızı attıysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet, gördüğünüz gibi ürkünç paket. Burası tam bir Halloween paketi. Bakalım burada bizi ne gibi ürkünçlükler bekleyecek. Açın kapıları. Evet, bir dakika şuradan. Şimdi Cadılar Bayramı uygun ben bir kıyafet istiyorum. Tamam mı? Şu kıyafetlerimizi bir değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirebiliriz? Evet, bunların kıyafetini nereden değiştiriyorduk? Ha, buradan mıydı acaba? Ha, gel bakalım. Cadılar Bayramı'na uygun kıyafetimiz yok mu? Neler var? Önce şöyle bakalım ne giyebiliriz. Bak bak bak. Mesela şurada. Şu ne? Bu olabilir. Ne dersin? Ya bu biraz kötü oldu sanki. Yok. Şöyle mesela korkunç kostümler yok mu ya? Sonuçta Cadılar Bayramı yani bu. Aha, kedi kostümü. Ama bu hiç korkunç değil. Nereden bulabilirim? Şu. Halbuki aldığım şeyde yok muydu ya kostümler? Garip. Olması lazım çünkü. Anlam veremedim. Bakalım ne olabiliriz? Mesela saçıma şöyle bir şey yapalım mı? Ay bu ne be? Çok kötü. Harbiden niye aldığım şey yok ama? Mesela ne giydirebilirim? Farklı bir şey olsun. Madem kostüm giydiremiyorum belki giydiririm sonrasında. Bu arada şu saçlarımı da bir değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçek saçlarımıza bir dönüş yapalım. Saçlarımın önü böyle değil ama. Ne yapabiliriz şöyle? Hayır, siyah siyah. Önünü ne yapabiliyordum? Önünü değiştiremiyorum her. Ha benim saçım buydu. Şimdi şu şapkayı mesela tek şapka. Aha işte kostümler buradaymış ya. Dur ben ne olayım? Vallahi ben bu olacağım, tamam mı? Kafama da ne koysak. Aslında palyaço olabilirim. Tamam, şurada şapka da görmüştüm çünkü palyaço şapkası. Nerede o şapka? Şu mu? Maske. Ben aç adam olmak istiyorum derken çok şey bu ya. Yok, o kötüymüş. Ha, bu nasıl? Vallahi gayet iyi. Aha, böyle şeyler de var. Ama buna uygun vallahi buna uygun bir şey bulamıyorum. Aha, şöyle şeyler, maskeler de olur bak. Şöyle bir palyaço olayım. Vallahi süper. Bu garip bir palyaço. Tamam, sıradaki gelsin. Gel bakayım, senin de bir şeyler yapacağız. Seni değiştirmesek mi? Sen insan olarak mı katılsan acaba partiye? Yok yok, mecbur değiştireceğiz canım. Tamam mı? Nerede bakalım? Seni de ne yapsak? Aa, bak şundan ol. Aa, sana çok yakışır. Şu maske çok yakışır. Altına da ne yapsak? Altına. Nerede şu kostümler? Heh. Sen de ne olsa, sen şöyle ol bak. Gayet iyi bu. Şapkayı alsam mı şuradan acaba? Evet, onu nereden alacağız ki? Çok karışık şu an burası. Burası şu an deli karışık yani. Neyse, şapkan kalsın öyle ya. Kedi ama o zaman olmaz ya. Nereden çıkaracağım şapkayı? Şapkayı nereden çıkaracağım? Evet, evet. Evet. Şurada olması lazım herhalde. Burada yok. Buralarda mı? Şöyle yapsam mesela, şundan şunu yapsam. Ha, tamam buradaymış. Tamam, şimdi oldun. Gel sıradaki. Mert'e de bir şeyler yapalım. Mert'e ne yapsak ki? Bak mesela ne var burada? Kıyafetlerden seçelim hemen. Mert ne olsun? Aa, bunu Sparta. Evet, seni böyle yapalım. Bakalım diğer şu kostümlerden. Kafası nasıl? Aha, vallahi süper. Mert çok sever zaten böyle. Bence şu an Halloween'a ve ürkmeye hazırız diyorum. Hadi bakalım o zaman. Cadı evine girelim. Gel gel dur. Ay. Gel bakayım. Sen de gel. Benim şapkayı unutmuşum, kalmış burada ya. Başka insan istemiyorum. Zaten burada çeşitli insanlar var. Evet, kapatın. Kapatın kapıları gardiyan. Ya ne oldu ya? Yine yanlış yere girdim ya. Of. Kapat. Kapıları kapatın demedim mi ben size? Evet. Burası birinci kat. Ben birinci kata gitmek istiyorum. Ta ta ta. Evet. Evet. Bayağı korkunç ve gizemli bir yer burası.
Mumları söndürdük. Oh my. Ne oluyor? Aha da işte. Sıra şeker mi şaka mı? Ben şaka diyorum ve zehir kitabı alıyorum elime. Şu maskeyle okuyamıyorum ama olsun. Müzik çok korkunç çalıyor bu arada. Evet, burada bir akşam yemeği yiyeceğiz sanırım. Bu kişilerin misafiriyiz. Ben şekeri tercih ediyorum. Şaka değil, şeker. Şeker. Niye yiyemiyorum? Şeker. Evet. Bu arada şeker. Şeker. Tamam. Saat bu arada 5 mi? Allah, müzik o kadar ürkünç ki şu an müziği dinlemekten kendimi şey yapamıyorum. Merhabalar, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aslında sadece şeker mi şaka mı demeye gelmiştik Cadılar Bayramı için ama siz bizi bu muhteşem ve görkemli evinize davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yemekte biz yokuzdur. Yokuz değil mi? Şöyle ben masaya oturayım, şöyle arkadaşım Sibel de otursun, şöyle Mert de otursun. Bu nedir? Bunu mu yiyeceğiz? Bizi, bu bir şey kalıntısı mı? Nedir? Bunu en sevdiğim arkadaşım... Hala mutlu olduğunu biliyor musun canım benim? Şimdi o zaman herkesin sofrasını seriyoruz. Burada bu teyzem seriyor herhalde. Şu an tam bir Cadılar Bayramı'na uygun giyinmiş. Evet, bugünkü menümüzde gördüğünüz üzere şöyle, tabii şamdamımızı koymadan olmaz. Sen tutmayacaksın ablacığım. Heh, masaya koyacaktık. Şimdi herkesin çatalını vereyim, buyurun. Tabaklarınız da burada. Evet, herkes tabağını alsın bakalım. Sıradaki. Mert tabağı elinde tutmaya meyilli. Evet, Mert ne yapıyorsun yavrucuğum? Kızın arkasında. Evet. Şöyle bardaklarımızı da koyuyorum yanlara. Herkesin içeceği hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi ben biraz sunum yapayım size arkadaşlar. Şöyle doldurayım. Bir tane mi doldurabiliyorum? Başka yok muydu? Bu şahsi kişi sizsiniz. Evet. Zehirli üzüm suyu. Seversiniz. Oh my. Allah. Allah! Bak böyle bir uşak gördüğün anda o evden kaçacaksın, tamam mı? Uşakımız bize bugün bir şeyler pişiriyormuş. Acaba neler? Şuraları bir toparlayalım, misafir geldi ama değil mi Uşak Bey? Değil mi Uşak Bey? Evet Uşak Bey. Buraları toparladığımıza göre sıradaki. Noodle yapacağız. Okey. Biraz daha, çünkü 4 kişiyiz, hatta 6 kişiyiz pardon. Evet, noodle'ımızı herhalde hazırladınız biraz şöyle. Ama noodle'un olmazsa olmaz nedir biliyor musunuz? Solucanlar. Evet. Burada donmuş bir balığım var. Ölmüş balığı kim sever? Balık konservesi. Bunu açmamız gerekiyor sanırım. Ama açılmıyor. Aha, açıldı pardon. Şöyle arkadaşlar. Noodle'un içinde çok güzel bir şekilde halledeceğiz bunu biliyor musunuz? Bir de tabii bıçak da koyarsam yerseniz güzel olur şahsen. Şimdi şu küf herhalde. Yani mantarlar ve küfler var. Arkadaşlar burada tabii ki de zehir olmazsa olmaz. Bilin ki buradan kimse çıkamayacak biz. Görüyorsunuz bir de burada gözlerimiz var. Hep olmaz, her Cadılar Bayramı'nda olmazsa olmaz bir şey. Bunu götürelim de insanları korkutalım, tamam mı? Tamam, bence bayağı pişti. Bir de çilek reçel ekleyelim ya, belki güzel olur. Şeker de ekleyelim. İnsan öldürmeye çalışıyoruz. Bayram düzgün yapalım o zaman. Soğan da olsun. Hadi olmazsa olmaz. Neyse boşver, soğan at gitsin çöpe. Dolabını açalım mı? Neler var? Peki şu dolabın arkasında olan şey ne? Çeviremiyorum bunu. Acaba neden? Bak, dolapta ne güzel yiyeceklerim var abi. Neden bize zehir yediriyorsun ya? Şuralarda neler var? Fırın burası. Okey. Fırına da bir şey atalım. Gelin. Var, fırından da yiyelim de bunu alamıyorum. Fırına ben tavuk atmak isterim. Kapağını da kapatalım. Şöyle yakacağız kesin o tavuğu bu arada. Hazır yemeklerimiz efendim. Al bakalım uşak. Al bakalım uşak. Merhabalar hanımefendi. Hanımefendiler merhabalar. Bugünkü menümüzü göstermek isterim size. Şöyle herkesin tabağına koyayım. Gördüğünüz gibi solucanı Sibel yiyecek tabii ki de. Evet. Efendim geliyorum birazdan. Bekleyin. Şimdi evet, tavukumuz oldu mu? Şu arada şöyle tavukumuzun içine bunu koyuyoruz.
Bundan kafamıza koyuyoruz. Kel kafama gerçekten çok yakıştı. Bence böyle kalsın. Ben çok beğendim. Şimdi kıymetlimiz. Kim solucanlı zehirli çorbasıdır? Ha? Aynı zamanda balık suyu. Evet. Şu bence misafirlerimize verelim. Ne dersiniz? Siz yemeyin efendim. Misafirlerimiz bunların hepsini yer diye düşünmekteyim. Bu da göz zevkinizi bozmasın lütfen. Lütfen diyeyim. Yani şöyle şuraya koymak isterim masada. Efendim başka bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Yok, tamam. Ben gidiyorum o zaman. Azıcık insan öldüreceğim. Evet. Azıcık daha zehir hazırlayacağım. Gideyim bari ben de arkadaşlar. Şuraları toparlayayım. İşim gücüm bu biliyorsunuz. Ding dong dong. Oha! Daha gidilmedik. Çok yer var. Ama önce herhalde yemeğinizi yemek istersiniz değil mi? Ben de şurada kıymetli efendimin yanında oturayım. Evet. Maskelerinizi çıkarmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Çünkü burası maske odası değil. Herkesin maskesi bir çıksın. O sırada bizimkiler şok. Yani ne yapacağını şaşırdı. Biri donuyor. Sibel donuyor. Neden? Yaz gününde donuyor Sibel. Evet. Mert'imiz de... Mert osurdu mu? Mert şimdi... Olacak iş miydi? Allah aşkına ya. Hayır, Mert çok gergin. Hepimiz aşırı gerginiz, görüyor musunuz? Hoş geldiniz. Ne içersiniz canım? Sana bu içecekten vereceğim. Evet. Mumların sönmesine ne dersiniz? Hayır, yakalım mumları ya. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Bu gözlerden kim ister? Mert. Mert'in tipi hiç iyi değil. Sibel'cim, küflenmiş şeylerden yemek ister misin? Ama yiyeceksiniz. Olmaz. Olmaz, yiyeceksin canım. Niye yemiyorlar bunlar? Allah Allah. Görüyorsunuz, hiçbirinin ağzı kımıldamıyor. Siz yiyin. Bak çok keyifli diyor ya. Ya ne demek? Keyifli bence de. Ye, ye, ye Mert'cim. Ye. Allah Allah, hiçbiri yemiyor. Garip. Biz çok doyduk efendim. Gerçekten çok keyifliydi sofra. Çok lezzetliydi. Birize biraz evinizi gezdirin isterseniz. Evet, elinde çatalıyla beyefendi bırakıp bu kızla birlikte bize evi gezdirecek. Evet, neden böylesiniz? O sırada bizim suratlar çok iyi gerçekten. Sibel'cim şu zehri bırak istersen. Şu maskelerimizi şuraya koyalım, masaya giderken alırız, tamam mı? Buyurun efendim, buyurun, size lazım olur o kitap. Evet, Mert'in de elindekileri bırakmamız gerekiyor. Ve bunu. Bunu da size vereyim. Buyurun. Evet, sizin çok ihtiyacınız var herhalde. Okey. Şimdi bize Sayın Uşak Bey'imiz evi gezdirecekmiş. Üçümüze. Bunlar da burada bekliyor. Şaşkın şaşkın. Bilmiyorum neden bekliyor. Hayırdır inşallah diyorum. Şöyle hepimiz gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bu evin verandasına doğru yol aldık. Gördüğünüz gibi Uşak Bey, kapıyı kapatalım isterseniz. Evet, ay buzu burada. Biz, ay gözünü kapattım adamın. Adamın gözünü aldım ya. Mert ne yapıyorsun? Mert ne yapıyorsun? Al şunu al. Buyurun efendim, buyurun, aman. Bize bir şey yapmayın lütfen. Lütfen. Evet, şöyle gördüğünüz gibi burada kargalar var. Oha. Burası bir Halloween ağacı mı? Çok garip bir ağaç da burada biri mi ölmüş? İşte bu evin perili olmasının yegane sebebi bu. Bu evde yatır var. Gördüğünüz gibi. Burada yatıyor. Sadece yatıyor. Öyle. Evet. Oo, burada şeker mi şaka mı diyen bir grup arkadaş var. Niye mutlusun? Buranın güvenliği mi bu? Buyurun buyurun. Ay dur, maske düştü. Kel göründü. Buyurun buyurun. Kambersiz düğün olmaz arkadaşlar. Gelin gelin. Evet. Bu ormanda bizi yiyecekler, farkındasınız değil mi gençler? Gelmeyin, sakın gelmeyin lütfen. Evet, veranda bu şekilde ilerliyor. Şöyle ding dang dong deyip kapımızdan içeri giriyoruz. Bu arada bir sürü kişimiz eklendi gördüğünüz üzere. Bu gerçekten James Bond herhalde. Şöyle palyaçomuzu. Çok komik bir palyaço. Şöyle kapılar açalım. Kaçmamıza yardımcı olur gerçekten. Şöyle. Evet.
Ghost'umuzu da alalım. Şöyle iğrenç korkunç palyaçımızı da alalım. Sizi yemeğe davet ediyoruz arkadaşlar. Buyurun. Bizim yemeyecek yemediklerimiz vardı. O sırada sofrada bunlar otursun ev sahipleri çok güzel bir şekilde. Uşak Bey de bizi gezdirmeye çıkaracakmış. Yine evi hala gezdiriyor. Şu da var. Evet bu. Oha! Ne? Kayboldu adam. Bir dakika nasıl? Gerçek miymiş? Aa bu mu çıktı? Adam bu çıkmış. Ay! Al al geri geç. Giyinmiyor hiçbir şekilde. Acaba hazır kapı açılırken çıksak mı? Ne dersiniz gençler? Şu müzik de harbiden aşırı sinir bozucu bu arada. Bu kattan çıkalım diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Şöyle bir ilerleyelim. Bakın benim çok acil tuvalete gitmem gerekiyor. Neresi? Şurası. Oradan git. Şöyle tuvalete gideyim bari ben. Ay. Oha burada gizli odalar da var. Önce ben bir tuvaletimi yapayım şöyle. Bunu da çekelim. Evet. Normal bir tuvalet gibi yani. Çok anormal bir şeylik göremiyorum ben şu an. Tamam. Şu parfümden sıkayım ne güzel. Oo güzel kokuyormuş. Bırak bırak. Hak ettiyseniz çiçekler ölmüş. Neden? Çünkü bu ev perili. Bu ev çok korkunç. Tuvalete girmişken hazır şöyle bir oda buldum. Kimin odası bu? Az önceki kızım... Bu ne? Aa! Eski bir radyo sandıktan ve bu... Bu bayağı canlı bir şey. Meow! Ay, bu kara kediyi bırak Allah. Oha! Kalk! Bu kimin yatağı? Ah! Aha korkunç! Hiç görmemiş gibi ilerleyelim bence. Bu nedir ya? Oha! Bir dakika. Ne? Gizli bir geçit buldum. İnanamıyorum. Bu da kim? Şaka mı? Bu ne? Al bunu al 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 al. Ne acaba bu? Gizli bir şeyler bulmaya çalışıyorum şu an. Bu evin sahibi mi acaba bu? Aman diyeyim aman. Hiçbir şey görmedim ben. Uşak Bey. Hiçbir şey görmedim. Evet. Hadi bakalım. İlerliyoruz. İkinci kat. Yandık. Gelin gelin gençler. Bu da gördüğünüz gibi burası ikinci katımız. Evet. Aa! Bir şeyler düşüyor. Burası kimin odası? Ne kadar güzel bir oda bu. Ben buna bayıldım. Ben bunu eve götürürüm. Sibel gel. Gel şunu hemen. Hemen karnının içine sokuyorsun. Bu ne? Oha. Oha. Bak bak bak. Bir şey bulduk. Bu ne böyle? Kimin bunlar? Sibel sana şunu al. Bu ne? Mert sen de şunu al. Hemen cebe. Cebim direkendi kardeşim. Şöyle biz rahat bir şekilde oturalım bence ne dersiniz? Oha. Bak garip garip şeyler var şu an. Bu oda mı çok hoşuma gitti ama herhalde bu oda ya girilmiyor sanırsam. O sırada Uşak Bey Mert'i gezdiriyor herhalde. Evet. Evet. Burası neresi? Mumları yakabiliyor muyuz? Mumlar yanmıyor. Yine bir müzik. Değiştiremiyor muyum? Buradan düşmüş. Şuraların üstünü kaldıramıyor muyuz? Bu kim ya? Bayağı burada yaşıyor gibi. Aha. Vallahi bir şeyler buldum. Ooo. Şunu giysem. Mert'in kostümü bir değişsin kesinlikle. Bu ne ya böyle? Turbistom. Aha. Vallahi bir altın daha buldum. Mert bugün çok şanslı. Şeker mi şakada aşırı şanslı. Vallahi her şeyi buluyor şu an. Şuradan bir şeyler bulabiliyor muyum başka? Ha? Odalar açılmıyor. Aha. O ne? Ay bu çok tatlı bir şey. Ben bunu eve götüreyim lütfen. Lütfen al bunu al. Bence burada başka yapacak hiçbir şey yok. Herkes alacağını aldı mı? Ha? Herkes alacağını aldığına göre bence gidelim biz. Daha fazla şey yapmayalım ne dersiniz? Evin için baykuş var şaka mı ya? Çok korkunç. Oha bak şurada bir şey var gibi net. Vallahi şurada bir şey var gibi ya. Açamıyor muyum bunu? Açamıyorum. Arkadaşlar herkes alacağını aldı mı? Bence aldı. Hadi biz gidelim o zaman. Gelin. Uşak Bey görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Acilen
kaçmanız gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde şunlara görünmeden kaçacağız, tamam mı? Sanki biz değilmişiz gibi. Kostümleri değiştirin çabuk. Mert hızlı bir şekilde kaçıyor. Evet. Evet, hoşçakalın. Bay bay. Mert hızlı bir şekilde kaçabildi. Biz kaçabilecek miyiz? Ah, biz ne giyeceğiz şimdi Sibel? Şu eve girsek, şurada kıyafet var mıydı? Şu ne? Şu ne? Bak şurada bir şey var. Hiç kıyafet yok. Ne yapacağız? Camdan çıksak? Camlar kilitli. Nasıl gideceğiz ya? Bye bye. Sibel de kurtulabildi. Darısı başına ablam. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın şu an? Seni aldıkları için kızgınsın. Almadıkları için, pardon. Al, kıyafet var işte burada, bak astronot kıyafeti giyiyorsun. Hemen koş 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 koş. Bunlar da beyinlerini yesinler. Evet, birbirlerinin. Oh, kurtulduk. Kurtulduk vallahi. Şu arabaya atlayın hemen. Atlayamıyor muyuz bu arabaya? Bu kadar. İy, kaçalım kaçalım hemen ya. İyi, bugün kafamızı yedirtmeden bu korkunç ayetten kaçabildik. Vallahi Adam Sandler gibiydi. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bu ürkünç yerden kurtulmaya çalıştık ve gerçekten kaçmayı başarabildik. Hem de hazinelerle birlikte. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Toka Life videomuzda sizce nereye gitmeliyiz? Hangi bölümü çekmeliyiz? Lütfen yorumlara bölümünü paylaşmayı unutmayın. Videoyu kapatırken kanalıma resmi şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.